Merhaba sevgili arkadaşım, Muğla Ev Üniversitesi'ne hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca vay be diyeceğin anıların olur. Hadi şimdi benimle gel ve seni burada nelerin beklediğini konuşalım beraber. Üniversite tercih dönemindeki her öğrencinin kapağı buraya atmakla ilgili bir derdi olur abicim. Yalan yok, bir zamanlar benim de olmuştum. Puanım tutmayınca kapağı hemen yanı başına attım ben Antalya'ya. Peki senin bu rüya gibi şehirden ve okuldan beklentilerin neler sevgili dostum? Sakin, huzurlu bir ortam mı? Cüzi miktarlarda ev kiraları mı? Sabah 7'de sahilde bir tur koştuktan sonra derse girebileceğin bir kampüs mü? Yoksa şehir içinden bir yer istersin? Peki bahar ve yaz aylarında seni terletmeyecek şöyle ferah bir iklime ne dersin? Ya da ne bileyim, yaşam standartlarının ucuz olduğu bir şehir ister misin? Bak bakayım masanın altından gözüküyor mu? Ben de çok şey istiyorum ama olmayınca olmuyor işte. Bunların hepsini konuşacağız. İlk olarak Beybim ve Buram. Burası öylesine sıcak bir yer ki benim şu anda uydurduğum bir teoriye göre güneş Muğla'dan kopmuştur. O yüzden lütfen gelirken koyu renkli kıyafetlerini şehrin girişindeki Muğla tabelasının yanına bırak, öyle gel. Ve yanında güneş kremi getir. Kış mevsimi ciddi anlamda soğuk geçiyor ama. Öte yandan Akdeniz ikliminden mütevellit bol bol yağmura tutulacağının da garantisini verebilirim sana. Bir diğer konumuz, bildiğin üzere Muğla bir turizm şehri. Dolayısıyla ekonomi turistler üzerinden döndüğü için ciddi bir pahalılık da söz konusu. Hadi dersin tamam, yazın turistten kırsınlar parayı, bari kışın bizi salın. Yok, kışın da öğrenciye kilitliyorlar. Kampüs yakınındaki yerlerde eşyasız 1+1 evin kirası 1000 liradan başlıyor. Onu da zor bulursun hatta. Şehir merkezinde yıkık dökük yerlerde 2+1 ev 2000 liradan başlıyor. Böyle abuk sabuk bir pahalılık. Ulaşım sistemine değinelim. Kent kart isminde bir ulaşım kartımız var. Sivil arkadaşlar 3 lira, öğrenci arkadaşlar 2 lira 35 kuruş ödemek suretiyle toplu taşımadan yararlanabiliyorlar. Bu arada kent kartını kullanarak şehir merkezinden ilçelere de gidebiliyorsun. Ama şunu belirtmem lazım. Burası tam anlamıyla bir otostop cenneti. O yüzden toplu taşıma değil de genelde otostop da bir ulaşım alternatifi olarak sayılabiliyor. Havasından suyundan mıdır bilinmez. Muğla halkının çok sıcakkanlı insanlar olduğunu düşünüyorum. Burada o yüzden pek böyle belalı mahalle falan yok bildiğim kadarıyla. Ha olur da bunu izleyen Muğla'lı bir kardeş gelir de, ula biz hıttırı zıttırı çocuk ayız, okulum ne gevşek gevşek konuşuyorsan, yazarsa eğer aşağıya onun mahallesine gitmeyin. Ama genel anlamda sevecen insanları var. Onun dışında eğer küçük veya muhafazakar bir şehirden geliyorsan burayı muhtemelen seversin. Açık fikirli insanlardan oluşuyor buranın halkı. Yobaz bir yer değil yani. Ama beybilerim için burası tam anlamıyla güvenlidir. Yanına biber gazı almadan gezebilirsin diyemiyorum ne yazık ki. Türkiye'nin hiçbir yeri artık o kadar güvenli değil. Hele ki Afgan ve Suriyelilerden oluşan alt kategori insanlar burada son zamanlarda ciddi anlamda azıtmaya başlamışlar. Ya konuşacağım da, gerek yok. Öte yandan burası yazın mahşer yeri gibi oluyor. Hatta belediye başkanlarının zaman zaman tatilcilere yönelik gelmeyin artık türünden isyanlarıyla karşılaşmışsındır muhtemelen sosyal medyada. Ama kışın bir tık daha sakin sayılabilir. Muğla denize en fazla kıyısı olan şehrimiz. 13 tane ilçesinin 11 tanesi denize kıyı. Yani burada her yer gezilecek yer olarak kabul edilebilir. Laf lafı açsın, ona da girelim hemen. Muğla'da nereleri gezeceğiz? Valla AVM gezeceğim diyorsan Festiva Muğla'ya gidebilirsin. Rüya Park AVM var. Muğla Life AVM var. Ama bunlar devasa yerler değil. Çok az sayıda mağazadan oluşan butik tadında alışveriş merkezleri buralar. Bunun dışında gezebileceğin yerlerin birçoğu ilçelerde. Değinelim hemen birkaç tanesine. Dalaman Çayı var bir tane. 230 kilometrelik bir dere burası. Rafting yapmaya git mutlaka. Saklıkent Kanyonu'na gidebilirsin. Şöyle bir yerden bahsediyoruz. Muğla Akyaka civarlarında Azmak Nehri var bir tane. Yengeyi veya enişteyi alıp kahvaltıya gidebilirsiniz buraya. Fethiye'de Kelebekler Vadisi'ne git. Burası çok popüler. 20-30 liraya böyle tekne turu falan yapabiliyorsunuz. Koyları falan gezdiriyorlar. Likya yolunu duymuşsundur. Fethiye'den başlayıp Antalya'ya kadar uzanan bir yürüyüş yolu burası. Ölüdeniz'e git mesela. Daha başka bir yere gideceksen araştırmalısın. Saymakla bitiremem çünkü. Peki ne yiyeceğiz biz? Benim gibi yamyam, karnist, etçil, mangalcı kardeşlerime pek hitap eden bir yer değil burası açıkçası. Bilen bilir, Ege mutfağı birazcık böyle zeytinyağlı sebze ağırlıklıdır. Deniz börülcesi çok meşhur burada. Kabak çiçeği dolması yapıyorlar. Keşkek yiyebilirsin. Bütün Ege ve Akdeniz'de bilinen bir lezzettir bu. Tarhana çorbasını çok seviyorum. Ben burada birkaç kez içtim, çok güzeldi. Ve işin enteresan tarafı, sanırım bu beslenme şeklinden dolayı bu yörenin insanı çok uzun yaşıyor abi. 100 yaşını geçmiş teyzeler, amcalar görmek çok doğal burada. Pekala canım, Muğla'yı anladıysak sıra gelsin okulunu konuşmaya. Okulun Muğla'nın merkez ilçesi olan Menteşe'ye bağlı Kötekli köyünde. Sakın ha sakın, aha birader deniz kenarına geldik, sabah akşam aygır gibi çimeceğiz diye düşünüp burayı tercihe yazma kanka. Kampüs deniz kenarında değil, Kötekli'de deniz yok. Ha ne yaparsın? Dedik ya burada her yer tatil beldesi diye. Kötekli'den otostopa atladığın gibi 20 dakikada Akyaka, yarım saate Marmaris, 1 saate Bodrum, 1,5 saate Fethiye'desin. Tatil ve eğlence merkezleri gördüğün üzere çok elinin altında olmasa da uzak sayılmaz. Konuşacağımız yer Sıtkı Koçman Üniversitesi Merkez Kampüsü. Yani Kötekli yerleşkesi. 16 fakülte sayacağım. Dikkatle dinle. Edebiyat, eğitim, fen, güzel sanatlar, iktisadi idari bilimler, ilahiyat, mimarlık, mühendislik, su ürünleri, teknik eğitim, teknoloji, tıp, besyo, turizm, sağlık bilimleri ve yabancı diller yüksekokulu bu kampüsümüzde. MİO'ların çoğu ilçelerde, işletme, ziraat gibi fakültelerimiz de Fethiye ilçesinde. Rutin uyarı, tercih yaparken fakültenin nerede olduğuna dikkat et, hayal kırıklığı yaşama. Kötekli tam anlamıyla öğrencilere tahsis edilmiş bir köy. Ama küçük bir köy. Bir ucundan bir ucuna yürüme
mesafesinde. Aynı zamanda Muğla şehir merkezine de 15 dakika uzaklıkta. Buranın çok karışık bir öğrenci portföyü var. Yani adamım sen burada harcanıyorsun diyen tipler olduğu gibi bu Allah'ın davarı bu yaşına kadar nasıl yaşamış diyen tipler de var. Kampüsün çok dik ve bir o kadar da meşhur bir yokuşu var. Sabahın köründe derse yetişmeye çalışırken askeri eğitimden geçmiş gibi oluyorsun. Tırmanacağına kaçar yok. Ona da değinelim. Link attığımız var bir tane kampüsün içinde gezebildiğin. Ve inan bana ben ömrüm boyunca bu kadar büyük bir saçmalık görmedim. Ey yetkililer, kampüs içi otobüsler öğrenciler ücretsiz yararlanabilsin diye vardır. Ne bileyim sabah kalkınca derslerine geç kalmasınlar diye vardır. Fakat ne yapıyor bu yetkililer? Link servislerini ücretli yapıyorlar. Değerli öğrenci kardeşlerim, Link hattının 1 lira 20 kuruş olmasını kat'i surette kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz elhamdülillah. Bizler... Aha prompter bozuldu. Lütfen yetkili amcalar bizden bari kar etmeyin artık lütfen. İmkanlar neler peki? Kalacak yer konusunda öğrenciler Kötekli'de oldukça fazla sayıda bulunan öğrenci evlerinde kalıyorlar. Ancak evlerinde, apartlarında ciddi anlamda pahalı olduğunu söylemiştim. Yurt düşünüyorsan kampüs içinde KYK, Residor ve bir sürü özel yurt bulacaksın. Seçenek var yani rahat ol o konuda. Öte yandan yemekhanemiz var. Öğrenci kartından 2 lira ödemek suretiyle yemek yiyebiliyorsun. Ve güzel de yemekleri var. Neden bilmiyorum şu ana kadar yemekhanesi kötü ve pahalı dediğimiz bir okul konuşmadık herhalde değil mi? Enteresan. Aradığın her türlü yayını bulabileceğin full donanımlı bir kütüphanemiz var. Ara sıra kahveni alıp uğra mutlaka. Spor olanaklarını konuşalım. Kötekli içinde bir sürü fitness salonu bulabilirsin. Özellikle babylerim için dans kursları da var. Bunu geç kampüste 5 tenis kortu, 2 basketbol, 2 voleybol sahası, bir kapalı havuz ve bir stadyum var. Başka neler var dersen genelde kafe ve restoranların yoğunlukta olduğu bir yer burası. Karya, Geçit Kafe ve Mavi Çatı buranın en popüler ve en büyük 3 kafesi. Buralarda takılabilirsin. Bunun yanında kampüs içinde ve yakınlarında eczane, market, kırtasiye, taksi durağı, ATM, çiğ köfteci, bar ve butik mağazalar bulabilirsin. Küçük bir yer ama her şeyi var maşallah. Burada çok uzun süredir bar şenliği düzenlenmiyor, nedendir bilinmez. Dolayısıyla çok böyle sık sık konser etkinlikleri falan da olmuyor. Ama yine de Colorfest gibi, Red Bull etkinlikleri gibi öğrencilerin bir araya geldiği aktiviteler hiç olmuyor da denemez. Zaman zaman Yoğurtçu Parkı'nda bütün Kötekli halkının toplanıp bir şeyler yiyip içtiği, birbiriyle tanışıp kaynaştığı aktiviteler de oluyor. Bence sıkılmayacaksın, güzel bir okul burası. Son olarak eğitim kalitesini de konuşup kalkalım artık biz. Tırnak içinde pek karşılığı olmayan bölümleri saymazsak genel anlamda kaliteli bir eğitime sahip burası. Dezavantajlarına rağmen. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili aklına takılanları yorumlarda mutlaka belirt. İlgimizin yettiği ölçüde cevaplamaya çalışalım biz de. Tekrar hoş geldin. Şuralardan takipleşelim. Abone falan olursan da hiç fena olmaz. Tadından yenmez. See you around my friend.